havai fişekler ateşlendi. Fransa bayrağını temsil eden renkler ortaya çıktı. Danslar edildi, şarkılar söylendi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı. Açılış töreni Sen Nehri'nde gerçekleştirildi. Böylece olimpiyat tarihinde ilk kez bir açılış töreni stat dışında yapıldı. Sporcular teknelere bindi. Tekneler Sen Nehri'ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından geçti. Açılış törenine ilgi yoğundu. Ancak yoğun yağmur yağışı izleyicileri etkiledi. Kimi törenin bitişini beklemeden tören alanını terk etti. Türkiye geçit törenine 190. sırada çıktı. Tunus'la aynı tekneyi paylaştılar. Türkiye'nin bayrağını olimpiyat şampiyonları milli boksör Buhsenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Milli sporcular ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izleyenleri selamladı. Tartışmaların gölgesinde başlayan olimpiyatlarda İsrail takımı protesto edildi. İsrailli sporcuları taşıyan tekne seyirciler tarafından yuhalandı. İsrail'in olimpiyatlara katılması çok tartışılmıştı. Olimpiyat komitesine sert tepki vardı. Paris'in işlek caddelerine İsrail'i eleştiren posterler asıldı. Bir posterde "eğlencesine öldürmeye gelince rekabet yok" ifadeleri yer aldı. Cezayir kafilesi de 1961'i unutmadı. Fransız polisi tarafından vurularak cesetleri Sen Nehri'ne atılan yüzlerce Cezayirli yağdı. Nehre çiçek attılar. Açılış seremonisi, hazırlanan senaryo beğeni topladı. Olimpiyat meşalesi bir takım zorlukların ardından Trocadero meydanına getirildi. Victor Hugo'nun Sefiller eseri ve Fransız devrimiyle Fransa'nın özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganını temsil eden Marie Anne gibi önemli kültürel değerlere vurgu yapıldı. Geçit töreninde Lady Gaga, Aya Nakamura, Marina Viotti, Gojira ve Celine Dion sahne aldı. Törenin sonunda olimpiyat ateşi yandı. Sporun dev organizasyonu böylece başlamış oldu. Öte yandan organizasyona yönelik sert tepkiler de vardı. Zira yüz milyonlarca insanın ekran başında çocuğuyla izlediği törende eşcinsel propagandası yapıldı. Cinsiyetsizlik temasını bolca işlediler. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. 10 yaşlarında bir kız çocuğu defilede boy gösteren isimlerin arasında dans etti. Sapkınlar ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin İsa'nın Son Akşam Yemeği isimli tablosunu da alay ederek canlandırdı. Dünya basınından da organizatörlere ciddi eleştiriler var. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron öyle düşünmüyor. Tören sonrası sosyal medya hesabından organizatörlere teşekkür mesajı paylaştı. Macron, "Bunu 100 yıl sonra da konuşuyor olacağız. Başardık" ifadelerini kullandı.